Bir Mutfak Bir Hikaye'de bugün Ulus'ta Seta Hanım'ın evindeyiz. Bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz Seta Hanım. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yanınızda da kuzeniniz Yola burada, evet. Değil mi? O da bize teşekkür ederiz katılmayı kabul ettiğiniz için bu programa. Rica ederim. Size hoş geldiniz. Seta Hanım biraz kendinizden bahseder misiniz bize? Ben evli, iki çocuk sahibiyim. İki oğlum var. Şimdi geçen sene onları dörde çıkarttık. İki de kızım oldu. Arka arkaya iki ay arayla evlendirdim. Şimdi de artık günler bir şekilde geçiyor. Daha boşaldı mı zaman, size daha ait gibi hissediyor musunuz gününüz? Yok, o zaman da öyle bir yükleri yoktu zaten. Hı-hı. Her zaman ben kendime yapacak bir zamanı ayarlamaya çalışıyorum, bulmaya çalışıyorum. Hı-hı. Bir gün nasıl geçiyor? Sabah kalkıyorsun, ne yaparsın mesela? İlk sıradan bir günün nasıl geçiyor? İlk önce bir telefonlarla başlıyor, aile telefonları. Hemen başlıyorsunuz, evet, yani. Evet, saat 8.30'da onlarla, hı-hı, başlıyoruz. Ondan sonra herkesin halını hatırını sorduktan sonra... Hı-hı. Bu sefer kendime yürüyüştü, spordu. Her sabah yürüyor musun? Her sabah yürümeye, hı, çalışıyorum. Hı. Müsait herhalde ki, yani burada yürüyorsun. Yani yer ayarlıyorum. Hı hı. Değişik mekanlar, bazen Boğaz'a iniyorum, bazen buralarda, hı, dolaşıyorum. Ama kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Çalışıyorsun. Hı. Bugün Paskalya çöreği yapacaksın bize. Zaten, evet, burada da var. Evet. Hı hı. Bizim ananevi... uğraşlarımızdan bir tanesi. Hı hı. O soruşturdum. Paskalya'nın aslında bir özelliği yok ama kutsal hem mayalı olmaz. Bir belirgin bir özelliği yok ama geleneksel. Geleneksel bir şey. Hı hı. Mayalı olması, şekerli olması diye söylediler. Oruçtan çıkıldıktan sonra. Hı hı. Yapmaya çalışıyoruz bakalım. Bizde de anneanne vardı evde. Hı hı. Ondan hep göz alışkanlığımız oluştu. Birlikte değil mi yaşıyordunuz? Beraber yaşıyorduk. Hı-hı. O zaman gerçi yapmıyorduk yemek falan ama herhalde böyle gözümüzün ucuyla görüyorduk. O da bir aşinalık oluyordu. Ondan sonra yapmaya başlayınca, hı-hı, baktık ortaya bir şeyler çıkıyor. Çıkmaya başladı. Nasıl geçiriyordunuz o paskalyaları, hatırlıyor musun? Yani sen daha paskalyaları daha çok oruç tutulurdu muhakkak. Hı hı. 40 günlük bir oruç süreci var. 40 günlük oruç, hı hı, sürecinin hiçbir şey yapamazsak da çarşamba cumaları tutulurdu. Hı hı. Zeytinyağlılar yenirdi. Hı hı. Herkes kendince bir şey yapmaya çalışırdı. Evdeki yenge de bize buna teşvik ederdi. Hı hı. Hem kutsal kitabı daha çok okumaya teşvik ederdi özel günlerde, o dönemde. Hı hı. Ondan sonra da biz dört gözle oruçtan sonraki günleri, midye dolmaları, hı hı, çörekleri, yumurtaları beklerdik çocukken. Siz ablamla beraber. Siz zaten birlikte büyüdünüz herhalde, evet, değil biz mi? Biz kardeş gibi, hı hı, büyüdük. Hı hı. Teyze kızıyız. Teyze kızısınız. Sizin nasıl, yani aynı mı? Bize bir şekilde bu Paskalya döneminde, hı hı, yükten beri bir periz dönemi olurdu muhakkak, hı hı, evlerimizde. Tabii ki gelenek, bazen hani bu geleneklere çok fazla önem veriyoruz, hı hı, belki ama, hı hı, hani asıl mesajı belki kaçırıyor olabiliriz. Hı hı. Ama yine de kutlanmaya değer bir zaman, diriliş çünkü sonu gelen. Evet. Büyük bir müjde bizim için. Hani, hı hı, Paskalya Bayramı, Diriliş Bayramı. O yüzden, hı hı, bunun hazırlığı da çok keyifli olurdu tabii, hı, ki. Yumurta da yapılıyor herhalde değil mi? Kırmızı yumurta, evet, da yapıyorsunuz. Onun da bir anlamı var mı yumurtanın acaba? O da belki geleneksel bir şey mi? Yok, yine... o aslında yumurta diriliş oluyor. Yeniden doğuş oluyor. Onun simgesi gibi. Onun simgesi. Kırmızıya boyanması da İsa'nın kanı olarak. Dünyayı kaplıyor gibi bir yorum da ben okumuştum daha önce. Evet. Yani öyle oradan, hı-hı, oraya. Çocuklukken o bir eğlence, hı hı, ama ondan sonra büyüdükçe, anlamını öğrendikçe anlamı, hı hı, daha derin oluyor. Evet. Bu bir alçalış döneminden sonraki bir kutlama oluyor. Bu alçalış dönemini siz kilisede nasıl geçiriyorsunuz? Alçalış döneminde normalde biraz ruhsal disiplinlere önem veriyoruz. Hı hı. Biraz önce söylediğimiz, hı hı, gibi oruç, dua, hı hı, ve... önemli olan yüreklerimizi alçaltmak, evet, bu dönemde. Hı hı. Tanrı'yla daha fazla zaman geçirmek, kutsal kitabı okumak, üzerinde derin düşünmek.
Çünkü gerçekten de İsa Mesih bizim için çok büyük bir şey yaptı. Büyük bir kurtarış sağladı çarmıhta. Ve hamdolsun ki dirildi. Ve bunun sonu gerçekten bayram kelimesini hak eden bir... Kesinlikle. Evet. Kesinlikle öyle. Bunun farkında bir şekilde bir 40 yaşarsak gün geçirmek, doğru. Çok hoş bir şey. Yani o sevinci de daha iyi yaşayabiliyoruz gerçekten. Büyük bir müjde aslında Hristiyanlığın özü bu dirilişle açıklanıyor gerçekten. Bu Paskalya çöreğini bize tarif edecek misin? Evet. Paskalya çöreği bu eskiden aldığım çok eskilerin yaptığı bir tarif. Genellikle de başarılı oluyor. Onun için. Çünkü herhalde bildiğim kadarıyla kabarması çok önemli bunun, değil mi? Yani heyecanlı evrelerden evrelerden geçiyor. İlk önce mayayı biraz şeker ve şeker ne koyuyor? Bir de un ve de mayayla bir ilk önce onu bir 15-20 dakika mayalıyoruz. Mayanın kabarması için. Kabarmasını bekliyoruz. Ondan sonra unu çukur yapıyoruz. İçine mayayı koyuyoruz. Tekrar kapatıyorum hamuru. Onu tekrar bir yarım saat bekletiyorum. Tekrar o mayalanıyor. Mayalandıktan sonra da içine yumurtayı, şekeri ama hepsi bütün özelliği burada. Bütün içine konulan malzemelerin oda sıcaklığında olması lazım ki maya bozulmasın ve daha çok, daha iyi mayalansın. Ondan sonra bir güzel yoğuruyoruz. Bu içine mahlep ve... Mahlep ve sakız. Sakızı. Bunun özelliği, o güzel kokuyu kokusu, veren. Özellikle kendisini çeken şey sakız, o kokusu. Mahlep. Kokusu. Paskalyalarda herhalde evlerden bu koku özellikle bazı semtlerde. Değil mi? Kurtuluş'ta, Samatya'da. Samatya'da, Kurtuluş'ta yani o... Cumartesi günleri o mis gibi sokaklar kokuyu takip ederek... Evet. Sakız kokusu. Sakız kokusu, mahlep kokusu. Ve dolma kokusu. Ve dolma kokusu. Soğan kokusu. Midye dolma kokusu. Hep anneannevi şeyler. Ondan sonra maya bir güzel yoğurduktan sonra yine bir 12 saat onu mayalamaya bırakıyoruz. 12 saat. Evet. O mayalandıktan sonra yoğuru tekrar bir yoğuru ördükten sonra onu tekrar bir mayalamaya bırakıyoruz. Ördükten sonra da tekrar mayalamaya kalıyor. Çünkü o örünce sıkılaşıyor. Bir 15 dakika kendi tekrar bir iki misline çıkıyor. Ondan sonra da bir 15-20 dakika çok hızlı olmayan bir fırında, ısınmış fırında pişiriyoruz. Pişiyor. Ondan sonra da bekliyoruz ki oldu mu olmadı mı, başardık mı başarmadık mı diye öyle bir heyecan geçiyor. Bir de çörekler kıyaslanır genelde. Seninki az şekerli olmuş, işte benimki az sakızlı olmuş. Herkes birbirininkinin bir tadına bakar. Aynen, aynen. Herkesten bir tarif çıkar. Şimdi bu aslında geçen sene Nadia kuzenimiz var. O da tarifte bir değişiklikler yaptı. Bu sene o değişiklikleri bunda kullandım. Şimdi bunu bir deneyeceğiz onun için. Genelde evlerde yapıyor musunuz? Hepiniz de, sen de yapıyorsun de değil mi? Sen de. Yani evet, geleneksel ve hatta yapmayan arkadaşlarım var. Ben yılbaşlarında aşureyi, paskalyalarda çöreği bir ananevi bir şeyse yapmalarını da öneriyorum. Ki bazı gelenek şeyler unutulmasın diye. Evet, kalsın diye. Kalsın diye. Genelde sofralarınızda ne oluyor öyle bayram sofrası dediğinde aklına ne geliyor? Bayram sofrası, dolmalar tabii ki. Midye dolma özellikle Paskalya'da. Midye dolma, çörek, topik de. Evet. Paskalya'dan bir gün evvel cumartesi günü özellikle balık yenir. Evet. O da İsa Mesih'in öğrencileriyle son akşam yemeğini bir anılması gibi. Ondan sonra işte sofralar bayağı dolu oluyor. Başka ne var? Herhalde onlar genelde asıl yani düşündüğünde. Amerikan salatası, tarama falan onlar da arka arkaya geliyor. Standart şeyler arka arkaya geliyor. Ama sen bugün sadece Paskalya ile kalmamışsın. Evet. Bayağı bir şeyler bir gördüm kadın ben. Kadın budayı yaptım. O da evdeki yengeden öğrendiğimiz bir şey. Bazısı o kadın bunundan da kıymasını
çiğden koyuyor. Ben yarısını kavuruyorum. Tadına bakacaksınız, hangi beğeneceksiniz bilmiyorum. Yarısını kavuruyorum, yarısını da çiğden koyuyorum. İçine de haşlanmış pirinç. Onun da özelliği tarçın olması. Tarçın, tereotu özelliğini veren tereotu. O. Bazısı onu una batırıp yumurtaya batırıyor. Biz gördüğümüz bizim irmiğe batırıyoruz. İrmikle bekletiyoruz. O kıymanın ıslaklığı irmiği şişiriyor. Ondan sonra da yumurtaya batırıp pişiriyoruz. O da bizim aileden gördüğümüz bir şey. Evet. Herkesinki değişik oluyor çünkü. Aslında her evde herhalde bir defter oluyor değil mi? Anneden kalma böyle. Evet, meşhur bir defterimiz var. Yani tarifler defteri. Daha çok özellikle. Yağlanmış yumurta izleri. Birazcık sayfaları kopmuş. Ama orada bayağı bir anı var. Yaparken eskiyi hatırlıyorsun. Ha, ben bunu buna yapmıştım. Bunu şu arkadaşımdan almıştım. Yani o defteri karıştırarak bayağı bir anıların tazeleniyor. İyi oluyor. Konuşuyorduk hatta daha önce de internetteki tarifler herhalde bu eski defterlerin yerini tutmuyor değil mi? Bu annelerden kalma, nenelerden kalma tarif defterleri el yazılı olan değil mi? Ya bu defterlerin anısı çok fazla. İçinde çünkü kimden aldıkların yazıyor, hangi arkadaşlarından aldıkların var. Bakarken o defteri onları hatırlıyorsun. Anıların var, bunu buna yapmıştım, şunu şuna yapmıştım diye. Bayağı bir geçmişe gidiyorsun. Şimdiki çocuklardan bazen bekliyoruz ki bizden tarif sorsunlar diye. Bizim annelerimize sorduğumuz gibi. Ama bakıyoruz hiç soran yok, artık eden yok. Çünkü hepsi internetten öğreniyorlar. Ama yine de gelip danışıyorlar. Sonuçta en son durak biz oluyoruz. Evet. Ama ilk önce bir oraya bakıyorlar. Gerçi biz de bakmaya başladık. Değil mi? Uymaya başladık. Evet. Evet. Ama o defterlerin bir hikayesi oluyor genelde. Yani işte üstünde unlar, yumurtalar, tabii lekeler. Canım, yani tabii. Bir hikayesi var. Var. O zaman değerli. Sanki bırakmak için de değerli. Geçen gün düşünüyordum hani ben bir anı, bir şey evladına bırakmak istiyorsan çok değerli bir şey. Evet, maneviyat. Vallahi bizim için öyle ama şimdi yeni nesil için öyle olur mu bilemiyorum. Öyle olsun diyelim bizim. Öyle olsun, öyle umalım inşallah ki. Çocukluğunuza dair Paskalya'dan hikayeler var mı aklınızda o döneme ait? Var var. O zamanlar çok iştahlı çocuklardık hepimizde. Şu anda belli olmasa da ikiniz de fitsiniz. Yok canım. Bir de şeydi, çörekler evden yapılırdı, midyalar yapılırdı ve de komşulara dağıtılırdı muhakkak. Veyahut da yapamayan ihtiyarlar falan olursa yapılan ev öyle evlere dağıtılırdı. Biz de tabii ki şeyden sonra, oruçtan sonra beklediğimiz için dört gözle midye dolmalarını açardık, yerdik. Ondan sonra yedikten sonra da kapatırdık. Bir seferinde annem yine anneannenin arkadaşına 5-6 tane midye götürmüş, yanında bir çörek. Birkaç gün geçtikten sonra telefon geldi ki acaba yanlışlık mı oldu diye. Bütün midyalar boş çıkmış. Biz bütün kapattığımız midyalar ona gitmiş. Çok utanmıştık. Tabii ki iyi bir azar işittik. Böyle bir anımız var yani. Böyle coşkulu mu geçerdi? Yani masalarınız kalabalık olurdu. Kalabalık olurdu, evet. İlişkileriniz halen devam ediyor mu? Yani yurt dışına giden akrabalarınız olmuştur muhtemelen ama. Genelde toplanmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. O eski masaları kurmaya çalışıyoruz bir. 15-20 kişi olmaya çalışıyoruz. Aile de büyüyor tabii ki. Tabii. Onunla da beraber masaları eksik etmemeye çalışıyoruz. Eski Paskalya zamanlarından böyle kalma bir hiç aklınızda tarifler var mı? Yani yaptıkları bir şeylerden. Mesela işte midye dolma diyorsun. Ben bu dolmaları bu sene İlk olarak yapmaya başladım. Daha çok çünkü dolmalar aile büyükleri yapar gibi bir his şeyim vardı benim. Artık bu sene kendimi o büyümüş şeye soktuğum için bu sene midye dolmayı da denedim, yaprağı da denedim. Hepsini, çöreği hep yapardım. Çok da başarılı oldu. Dolmalara yeni başladım. Bir şey merak ediyorum. Midye dolmanın içinde midye kalıyor değil mi? Kalıyor. Nasıl onu alıyorsunuz alırken? Balıkçılar, evet, şimdi artık her şey çok kolaylaştı.
Eskiden enginarı kabuğuyla alırdık. Midye üstündeki o beyaz kireciyle alınırdı. Hı hı, hı. Şimdi artık her şey çok kolaylaştı. Midyeyi balıkçıdan temizlenmiş söylüyoruz. Alıyorsunuz. Temizlenmiş alıyoruz. Hı hı. En önemli şey midyeyi açmak. Hı hı. Açtıktan sonra onun içinde bir tüyü var. Hı, o tüyle midye kayaya bağlanırmış. Hı. Onu kesmek çok önemli. Ha, onu tamamen i̇çinde alıyorsunuz. Alıyoruz. Ondan sonra da midyenin içini dolduruyoruz. Normal zeytinyağlı. Bizim dolmalar birazcık daha soğanı bol olur. Evet, evet. Pirinci az, soğanı bol, baharatlı, yağlı. Lezzetli herhalde ondan geliyor, evet, bana sorarsan. Gerçekten özellikle Ermeni dolmaları yemek meşhur. Yemek yaparken eğer ki yağları azaltırsak hemen yemeğin tadı değişiyor. Şimdi en son gençler hep sıvı yağ, sıvı yağ, evet, sıvı yağla ben pirinç pilavını yapmaya başladım. Evdekiler dediler ki ya sıvı yağla yapacaksan hiç yapma. Ya eskisi gibi tereyağını doldur, tam lezzetini ver. Öyle çok diyetik bir pilavı biz yemiyoruz dediler. Onun için ben hala daha eski usul pişiriyorum yemekleri. Alışveriş yaparken organik olmasına falan dikkat ediyor musun? Mesela diyelim pazar çıktın, markete gittin, dikkat ediyor musun? Yani bir iki bir şeye dikkat ediyorum. İlk başta ediyorum, ondan sonra bakıyorum ki tamam, bir iki ettikten sonra olmuyor, uymuyor. Yine eskiye dönüyorsun yine. Evet. Çünkü bizim buralarda çok organik var aslında. Pazarlar da vardır. Pazarı var. Organik. O çok güzel. Hı-hı. Ama her dakika gidemiyorum ama gidenler var. Onlar da destekliyorum, yani tasvip ediyorum. Hı-hı. Yaptıkları için, ama her şey de organik olmuyor bana sorarsa. Gerçi onu bilemiyorsun yani. Çok güvenemiyoruz. Çok güvenemiyorum. Aynen. Yani samimi, aynen. Organik olmasında doğru. Ama bir şeyler yapmak lazım. Hı-hı. Eskisi gibi. Evet. O... Biraz ekip biçmek lazım herhalde. Şöyle bir tarla falan alıp. Evet. Hatta sen bir ara balkonunda maydanoz, değil mi? Evet, maydanoz. Teyzem o konuda çok becerikli. Biber dolma var, domatesi var. Ki ufacık bir yani çok ufak bir balkonda. Balkonda her şeyi yetiştirebiliyor. Evet. Yurt dışında Linda'mız var, teyze kızımız var. Hı-hı. O da patlıcan her şeyini yetiştiriyor. Evet. Aslında iyi bir şey, çünkü hem bir meşgale de olmuş oluyor ama aynı zamanda ne yetiştirdiğinizi biliyorsunuz. Evet. Kendi ürününüzü almış çok oluyorsunuz. Çok keyif verici bir şey. Şimdi mesela baktım, küçük oğlum fesleğenle nanesini kendi yetiştiriyormuş. Evet, gerektiğinde oradan kopartıp kullanıyoruz dedi. Bir kokteyl hazırlayacaktı geçen gün. Mama dedi, nanen yok mu? Yok dedim, nanem. Nasıl dedi, benim her dakika nanem var. O nereden oluyor? Dedi, ben saksıda yetiştiriyorum yani. Evet, doğru. Onlar daha bilinçli bizden. Biz de yetiştirdik ama nanenin yaprakları büyümedi bizde. Çok ufak kaldı. Hani şöyle cinsiyle gibi. Alakalı bir şey. Yok, olabilir yani. Yani defalarca belki denedik ama bizim ya toprak ya yer. Hani çok su isteyen bir bitki nane. Devamlı su isteyen. Sen çiçekleri de çok seviyorsun, görüyorum ben. Vallahi ben hiç çiçekleri aslında yetiştiremiyordu. Hatta bir gün kocam baktı ki bütün çiçekleri öldürüyorum. Bana çiçek olarak çiçekli bir kaktüs getirdi. Bari belki ona bakabilirim diye. Ama ben onu da kuruttum. Sonra tesadüfen bu mutfakta bir köşem var. O köşeye bir iki tane orkide gelmişti. Onları koydum. Orada orkideler coştu. Şimdi o mutfaktaki o köşeyi orkide köşesi yaptım. Ondan sonra onlar büyüdükçe benim de çiçeklere karşı olan sevgim arttı. Yoksa hiç aramız iyi değildi çiçeklerle. Herhalde güneşi seviyor. Senin çok mutfağın güneşi, çok güneşi seviyorlar. Alıyor. Bütün öğleden sonraki güneşi alıyor. Ve yazın sıcağında dahi orada kendilerine güzel bir yer yaptılar. Mutfağımda gördüm, bir de magnetler biriktiriyorsun herhalde gittiğin yerlerden. En çok değil sevdiğim mi? Şey. Hı-hı. İlk aldığım şey magnet. Ve onları buzdolabının önünde gördükçe gittiklerim aklıma geliyor. Hı-hı. Hatırlıyorum. Bir de çok seviyorum. Hep özenirdim böyle magnetler. Bilen arkadaşlarım da sana hediye olarak da getiriyorlar. Ben de gittiğim yerden alıyorum. Bir hatıra oluyor. Güzel oluyor. Seviyorum. İlk aldığım şey o. Magnet. Magnet, evet. Zaten vaktimin çoğu mutfakta geçtiği için. Evet.
Eskiden öyleydi. Gerçi şimdi artık öyle değil. Yapmıyor musun da fazla? Çocuklar ufakken bütün bir öğleden sonrasını ben mutfakta geçirdiğimi hatırlıyorum. Yemek yapmak için ama artık o kadar olmuyor. Çalışma hayatında oldu mu senin? Çalışma hayatım mı? Çocuklar şeye kadar, büyük oğlum doğana kadar özel ders verdim. Çok zevkliydi. Ne dersi veriyordun? Fransızca ders verdim. Matematik, Fransızca genel ders veriyordum. Ondan sonra çocuklar olduktan sonra çocukları birazcık yetiştirdim. Yabancı okullar için bayağı bir emek verdik. O zamanlar iyi yerlere girdiler. Bayağı teklif aldım ki yabancı okullara yetiştireyim diye, öğretmenlik yapabilir misin diye. Şansıma bu sefer 8. sınıftan sonra imtihana girmeye başladı. Sistem değişti. Evet, sistem veremedim. Değişti. Sonra bir 3 sene eşimin işinde çalıştım. Öyle mi? Evet, sonra 3 seneyle hemen emekli oldum. Tamam, hızlı emekli. Çok hızlı emekli oldum. Zor mu eşle beraber çalışmak herhalde? Yok, çok zevkliydi. Çok zevkliydi. Evet. Keyifliydi. Keyifliydi. Perpa'da zevkli bir 3 sene geçirdim. Bir de çok hareketli bir işti. Gelen giden market işiydi. Market miydi? Evet. Evet. Sabah günaydınla, iyi akşamlarla bayağı toplumun içinde. Evet. Genci vardı, ihtiyarı vardı, dertlisi vardı, dertsizi vardı. Çok güzel bir 3 sene geçirdim yani. Yorucuydu biraz aslında. Yorucuydu, saatleri çok uzundu ama zevkliydi. Yani insanlarla iletişim içinde olmak güzel. Sanayide gün erken başlar çünkü geç biter o zaman bayağı bir... Ama insanlarla iletişim içinde olmak insana mutluluk veriyor. Evet, doğru. Kariyerin kısa sürmüş ama market kariyerin. Ama yine de bu kısa dönemde bile hem çalışıp hem çocuk doğuran, yani çocuk yetiştirenleri, ev geçindirenleri çok takdir ettim. Çünkü hiç kolay değil. Evet, hem çalışıp. Hem çalışıp hem ev işlerinde olmak. Onun için şimdiki nesil daha çok hanımlarına yardım ediyor. Evet. O da çok gerekli. Değil mi? Bizim nesil fazla etmedi. Hayır. Şimdi de mi etmiyor? İkiniz kaldınız. Şimdi daha çok ediyorlar. Değil mi? Sanki ama o dönemde bizim dönemimizde fazla bir yardım yok muydu? Neydi? Şimdiki gençler ama öyle birbirlerine bakarak gerçekten hayatı müşterek yaşıyorlar. Müşterek daha çok çalışıyor kızlarımız da. Onun için hayatı beraber yaşıyorlar. Hem çocuk bakımı yapıyorlar hem mutfak işlerinde çalışıyorlar. Doğrusu da o bence. Gezmeyi çok seviyorsunuz. Sık sık herhalde şehir dışına çıkıyorsunuz. Yani çok sevmedim. Yani fırsat buldukça, şimdi daha fırsat buldukça çıkmaya çalışıyoruz. Bir motor grubumuz var. Onlarla muhakkak 19 Mayıs'ta bir Yunanistan Tasos yaparız. Motorlu. Bir 15 senedir evet. Bir grup halinde 15-20 motor gider geliriz. O bize bayağı bir değişiklik oluyor. Ablam yurt dışında olduğu için Fransa'ya, Nice daha sık gidiyoruz. Daha çok akrabalarımızın olduğu yerleri seçiyoruz ki hem onları görelim. Çünkü bütün ailelerde bir yurt dışında yaşayanlar var. İlla ki. Teyze kızımızın bir tanesi Amerika'da. Yeğenler var Amerika'da, Fransa'da. Ben şu motora geri dönmek istiyorum. Bir grubunuz var. O zaman eşiniz motorcu değil mi? Evet, eşim motorcu. Ya motora biniyoruz. Ben arkada biniyorum. Ben de çok kullanmak istedim ama bana izin çıkmadı. Çünkü babaya bakarak çocuklar da motor kullanmaya başladılar. Ailede birisinin sağlam olması gerek dediler. Onu da beni seçtiler. Ama böyle uzun yol yapıyorsunuz Yunanistan yani. Yunanistan falan, İtalya yapıyoruz. Seviyoruz evet. Motorla. Motorla. Keyifli. Bayağı keyifli. Yurt dışında gitmek daha güzel ama sonra şehir içine geldiğinde o şehir içinde geriliyorum ama uzun mesafede çok rahatım. Rahat gidiyorsun. Evet. Çünkü uyuyabiliyorum bile yani arkada. Öyle mi? Uyuyabiliyorum da. Kasklar birbirine değince uyanıyorum ki tamam bir uyumuşum ben burada diye. Şeyi çok merak ederim, bu uzun yolculuklarda nasıl valiz, çanta, hani İtalya diyorsun yani. Çok ekonomik kullanıyoruz. Motorun yanında çantaları var. Çok az. Hep düşünerek alınmış kıyafetler. Ama yine de bir şeyden eksik kalmıyoruz gittiğimiz geldiğimiz yerlerde. Zevkli oluyor. Motorla.
Çok güzel. Değişik işte. Bir insanın hayatında renk oluyor. Bu programla benim için bir renk olacak diye düşünüyorum. Siz çünkü bizim için bir renksiniz aslında. Ha, yok gerçekten. Canım, benim için özellikle bir değişiklik oldu. Özellikle ince zevkinle etrafa bakıyorum. Gerçekten çok ince döşenmiş, döşenmiş bir ev. Fazla meraklı değilim ama yine de elimden geldiğince renklere birazcık önem veriyorum. Masayı düzeltince peçetelere, peçetelerle beraber mumlara... Yok, gününe göre mesela ilk baharsa daha çok bahar renkleri, kışsa daha çok koyu koyu renkler. Çok güzel. Mumları çok seviyorsun. Mumları seviyorum, evet. Bir mum hastalığı var. Ama güzel bir şey mumu. Evet, evet. Sakinlik veriyor sanki, değil mi? Bilmiyorum nasıl bir huzur veriyor bana mum yakmak. Değişik kokularını da seviyorum. Renklerle işte böyle birazcık boş kalınca insan böyle oynamaya vakit buluyor. Evle ama ilgileniyorsun. Evle ilgileniyorsun. Gerçi fazla da evde kalmıyorsun çünkü sokak da seni bekliyor. Akrabalar gidecek gelecek yerler. Sık sık ziyaret ediyorsunuz birbirinizi herhalde, o ilişkiler devam ediyor. Yani şimdi şey zannediyorlar, evde çalışmayınca zannediyorlar ki çok vaktin var, günün nasıl geçiyor, akşam olmuyor mu? Ama bizim de günümüz çabuk geçiyor. Biz alışverişmiş, sokakmış, ziyaretmiş. Geçiyor. Büyükleri ziyaret, küçükleri ziyaret, yeğenleri, geçiyor vakit. Şimdi Seta Hanım'ın yaptığı o güzel yemeklerin tadına bakmak için masaya geçelim. Bakalım beğenecek misiniz, bilmiyorum. Seta Hanım'ın bu şahane masasında tadına bakacağız şimdi Paskalya çöreğinin. Afiyet olsun. Mis gibi kokuyor gerçekten. Hoş geldiniz. Çok memnun oldum. Biz de bu masayı görünce çok memnun olduk. Ne, evet. Onu kullanayım. Evet. Bir tadına bakalım. Kuru kısmından almayın. Özellikle kabarık olması cidden tutturmuşun demek oluyor yani, herhalde, değil mi? Yani biraz olmuş gibi. Ben gözümüzden çok kaçmadı peçetelerin ve bu kelepçeleri. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Çok özenmişsin. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Şöyle bir elimle bölüm. Mis gibi kokuyor gerçekten. Oh, afiyet olsun. Beğendiğinize sevindim vallahi. Şahane. Ama belki asıl puanını yola verir. Evet. Bakayım, ona da vereyim. Hiç şüphem yok. Başka zamanlarda da tattım çünkü çöreğini. Gerçekten çok güzel. Buyurun. Galiba bir gün dinlenirse tam tadını buluyor bu. Evet, sıcakta bir ağır, daha ağır oluyor ama soğuduktan sonra daha lezzetli lezzetini oluyor. Lezzetini buluyor. Ben de çok pişmişini de sevmiyorum. Ben birazcık ıslak da seviyorum. O yüzden fazla pişirmedim. Evet, fazla da pişirmedim. Beyaz gibi gözükse de aslında tam... Tam kıvamında içi pişmiş. Kıvamı doğru kadın gibi duruyor. Kadın burnu köftemiz de orada. Buyur, afiyet olsun. Evet. Ellerine sağlık. Bu da mama pizzası. O defterde bahsettik ya, bu bunda şey yazar. Mamamın pizzası. Mamanın pizzası. Bir özelliği var mı? Yok, hayır. Ama ondan almışım. O defterden ama konuştum. Ama hamur değil galiba. Yufkadan. Yufkadan. Üç tane yufkayla yapılıyor. İnce yufkalardan yapıyorsun. Evet. Normal hazır yufkalardan. Çocuklar çok sever. Onların favorisi. Evet. Şöyle. İlginç, yufkadan. Buyurun. İlk kez duyuyorum. Vallahi. Yufkadan, evet. Genelde ince hamur, pide yok, hamur, yok. İnce açılan işte. Çok da kolay da bir güzel şey. Gözüküyor. Buyur.
Afiyet şahane. Olsun. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Salata da çok güzel gözüküyor. Salatayı ıspanaklı mı yaptın? Ispanaklı yaptım onu da. Şöyle bir şey yapayım mı? Daha sonra alayım daha ben sonra. Ondan. O da kuzu ıspanak, roka. Hı hı. Karıştırıyorum. İçinde taze soğan var. Hı hı. Üstüne de yaban mersini, narla dolmalı fıstık kavuruyorum. Nar. Hı hı. Sosu da balzamik sirkeyle zeytinyağı. Çok güzel. Bu seneki favorim bu. Ellerine daha çok sağlık. Organik bitkisel falan olsun diye böyleye döndük. Ama mevsimine sağlıklı, göre, evet, sağlıklı beslenmek gibi şeyler güzel oluyor i̇şte salatalar. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir de burada bir şey gördüm, bunun bir hikayesi varmış herhalde. Evet, onun bize? Hikayesi çok enteresan. Hı-hı. Benim burada bir sütunum vardı, oraya eşimden durmadan bir tane bronz melek heykeli bekliyordum. Bir gün bana dedi ki İzmir'den bir paket gelecek. Ben de dedim ki herhalde bronz melek heykeli geliyor dedim yolda. Bu kutu geldi kocaman, açtım melek heyecanla ve ben melek beklerken bronz melek yerine çıkan buydu. Ondan sonrasını sen tahmin et. Edebiliyorum biraz. Biraz sıkıntı hayale uğradım ama bir, çok gerçekçi, alıştık birbirimize. Bir günde arkadaşımın köpeği geldi, biz mutfakta kahve içiyorduk. Bir de baktım havlamaya başladı. Seta dedi içeride birisi yok dedim, kim olacak? Köpek niye havlıyor dedi. Bu da yeni gelmişti, köpek karşısına geçmiş hav hav havlıyordu bunu. Sonra o da alıştı benim gibi. Öylece beraber yaşıyoruz diye 10 senedir. Bu zevkli evinde bizi ağırladığın teşekkür için ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Sen de konuk olduğun için teşekkür ediyoruz ayrıca. Ben de size teşekkür ederim. Bana çok böyle bir şey yaşattığınız için, bir tecrübe yaşattığınız için. Biz teşekkür için. Ederiz. Buyurun, afiyet olsun. Bir Mutfak Bir Hikaye programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşça kalın. Hmm.